Merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremde binlerce insan hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı. Felaketin ardından çeşitli çevreler birbirinden farklı değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulundu. Bilimsel açıdan şaşırtıcı bulunmayan depremlerin büyük yıkıma neden olması tartışma konusu oldu. Depremin etkileri sürerken geçmişte de polemiklere neden olan kader mi ihmal mi sorusu tekrar gündeme geldi. İlahi bir senaryonun çaresiz mahkumları olmadığımızı, insani iradenin ve tedbirin esas olduğunu vurgulayan kimi ilahiyatçılar, kader kavramının yanlış anlaşıldığını belirtiyor. Buna göre insan yaşadıklarından birincil derecede mesul ve mükelleftir. Fay hatlarının ve dere yataklarının üzerine ev yapmak gibi fiiller doğrudan tercihimizle ilgilidir. Dolayısıyla kader fail olarak gösterilemez. Bunun yanı sıra kimi ilahiyatçılarsa doğal afetlerin insan iradesini ve çabasını aşan bir facia olduğunu ileri sürüyor. Dini içerikli programlarıyla tanınan ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu ATV'nin deprem özel yayınında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ilahiyatçı yaşanan her felaketi kaderle izah eden kimi çevrelerden ayrışarak farklı ve ses getiren bir yorumda bulundu. Hatipoğlu bilim adamlarının sözünün dini bir emir gibi olduğunu ifade ederek "Uzmanları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız." Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil. Kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır. Akıldan daha büyük tedbir yok diyor sevgili peygamberimiz. Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Bütün tedbirleri alacağız. Buna rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabi. Bir yıldır binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var dedi. Yıllardır Türkiye'de yaşayan ünlü Japon mühendis ve yüksek mimar Yoshinori Moriwaki, depreme dair yaptığı değerlendirmede çarpıcı noktalara değindi. Bu kadar çok yıkımın normal olmadığını söyleyen Moriwaki, binalarda çok az inşaat demirinin kullanıldığını ve molozların elle parçalandığını belirtti ünlü mühendis 2020 yılında katıldığı bir panelde de Türkiye'deki depremlere dikkat çekerek Türkiye'de Japonya'daki kadar büyük deprem yok bu rakamlara karşılık Türkiye dünyada en fazla can kaybının olduğu 3. ülke konumunda Japonya ise 7. sırada demişti e, Onu biraz kızaydaki... Türkiye'deki müteahhit sayısı farklı kaynaklara göre en az 300 bin olarak kayda geçerken 80 milyona aşkın nüfusu olan Almanya'da ise bu sayının yaklaşık 3500 olduğu belirtiliyor. Tüm Avrupa'daki müteahhit sayısının ise 25 bini geçmediği biliniyor. Bu orantısızlığın dehşet verici olduğunu vurgulayan uzmanlar Türkiye'de müteahhit olmanın kolay olduğunu belirtiyor. Çoğu müteahhitin yetkin ve yeterli olmadığını hatırlatan uzmanlar, müteahhit olma şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durumda da dikkat çeken Japon mühendis Moriwaki yaptığı açıklamada, Japonya'da öyle değil, müteahhit mimar olmak zorunda. Mimar hata yaparsa binler ölüyor. Japonya'da yapılan sınavlarda 100 kişiden 7'si sınavı geçebiliyor ifadelerini kullandı. Daha önceki depremlerde de görüldüğü gibi bazı binaların kolonlarının kesildiği ortaya çıktı. Yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddiaları üzerine savcılıklar ardı ardına soruşturma başlattı. Kesilen kolonların dükkanların büyütülmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor uzmanlar proje dışında yapılan bu işlemin binaların taşıma kapasitesini düşürdüğünü, sağlam binaların bile yıkılmasına neden olabileceğini vurguluyor. Cinayete teşebbüs olarak nitelendirilen bu durum, hukukçulara göre oldukça ciddi bir suç. Felaketin büyümesine sebebiyet veren bu sahtekarlığın son bulması için denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor. Binlerce binanın yıkıldığı afet bölgelerinde TOKİ binalarının ayakta kalması dikkat çekti. Bunun nedenleri üzerinde düşünen uzmanlar çeşitli yanıtlar öne sürüyor. Uzmanlara göre TOKİ binalarında yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan radye temel sistemi kullanılıyor. Bunun yanında TOKİ'nin kullandığı sistemde tünel kalıp da kullanılıyor. Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşuyor. Böylece oluşan sarsıntı ve hasar en aza indirilmiş oluyor. Sonuçta Toki binalarının hasar almaması depremde ölümün kader olmadığını gösteren bir vesika olarak kayıtlara geçti.